Evet sevgili arkadaşlar, bugün hızlı bir giriş yapıyoruz. Ayrıca bugün ufak da olsa bir teşekkür konuşmasını yapmak istiyorum. Yaklaşık 3 ay önce YouTube kanalına başladık. Siz değerli müşterilerimize her gün özel portföyler getirdik. İnanıyorum ki beğenmişsinizdir. Bu kısa sürede 1000 abonenin üzerine çıktık. Gerçekten müthiş etkileşim aldık. YouTube kanalı üzerinde çok güzel satışlarımız da oldu. Herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün gene Sinan kardeşimle portföyümüze çıktık. Aydın Didim Altınkum mahallesindeyiz. Yeşilkent bölgesindeyiz. Denize yaklaşık 400 metre mesafedeyiz. Son derece güzel, şık bir villa tanıtacağız gene size. Özellikle biz bugün çıktık. Yeşilkent'te neler var onlara bakıyoruz. Yani açıkçası biz Didim'i sizlerin evlerinize kadar taşıyabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bitişik nizam olan bir villayı tanıtacağım. Villa köşe konumunda olan bir yer. Müstakil otoparkı mevcuttur arkadaşlar. Sinan Bey şimdi içeriye doğru gelirse ben villanın üç tarafını tanıtacağım. Bir tarafı zaten bitişik nizam. Sevgili arkadaşlar, ön tarafta varanda alanımızı görüyorsunuz. Hemen varandanın bitiminden sonra bir çim alanımız mevcut. Bahçe alanı. Tabii siz özel mülk olduğu için, size özel yani site olmadığı için buraya isterseniz bostan da yapabilirsiniz, ama tabi buraya bostan değil de çiçek tarzında, ağaç tarzında güzel şeyler dikmek daha mantıklı olur. Hemen bahçe duvarının ön tarafında da limon çamları dediğimiz çam ağaçlarıyla güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Otoparktan sonra hemen üç tarafı açık zaten villanın. Burada da gene varanda alanı, varanda alanın bitiminden sonra geniş güzel bir çim alanı mevcut. Tabii limon çamları koymuş. Limon çamlarının arkasında da gece görüşü çok güzel oluyor bu lambaların. Son derece şık lambalar da konulmuş. Şu şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlar. Tabii alt katta ben doğal taşların da taşlarla kaplanmış. Ses ısı yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun olan bir villa. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere çim alanı fevkalade geniş. Yani bahçe alanı çok geniş. Aynı zamanda üç tarafı güvenlik kameralarıyla da korunuyor. Yani çelik kapının etrafında iki tane aplik lambalarımız mevcut. Montalama sistemi mevcut. Çelik kapının etrafında da yine dekor amaçlı çok güzel doğal taşlardan yapılmış ankesrit renginde. Şimdi çelik kapıya doğru gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, çelik kapıya doğru giderken çelik kapımızı açıyoruz. Açar açmaz burada bir portmantonumuz mevcut. Elbiselik, ayakkabılık yerimiz mevcut arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, geniş bir villa. Değerli dostlar, Sinan Bey şöyle bir gel. Gördüğünüz üzere burada buzdolabı yerimiz mevcut. Burada set üstü ocağımız ve aspiratörümüz da hediye olarak veriyoruz. Değerli dostlar, aynı zamanda burada fırın ve mikrodalgamız da hediye olarak veriliyor. Mutfak bankosunu çimstondan yapılmış pahalı bir malzeme. Hemen önünde de granit evyemiz mevcut. Beyaz renk tercih edilmiş. Son derece güzel, geniş, çok kullanışlı, çok ferah bir mutfak dolabı. Evet, şöyle açalım size, yani görme açısından amortisörlü frenli sistem şahane duruyor. Yani bunu kapatırken ses falan da yapmıyor. Burada mini bir bar şeklinde bir banko konulmuş. Tabii çelik kapıyı tam kapattığımızda az önce bir yer daha tanıtmıştım. Aşağı yukarı aynı müteahhit arkadaşımız yapmış. Malzemeyi de hemen hemen aynı kullanmış. Burada da bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Klozetimiz mevcut. Tabii salon kısmına baktığınızda 3 tane sürme kapıdan oluşuyor. Hani ışık girmesi açısından. Gördüğünüz üzere bu kapının önünde de varanda alanımız var. Burada da var. Diğerinde de var. Yani hangi kapıdan çıkarsan varanda alanına çıkıyorsunuz. Salonun içerisinde çok güzel şık avizeler var. İki tane değişik değişik modellerde gerçekten şık duruyor. Tabii ters ışık, yani LED lambalar da 3 renkten yanıyor şu anda gördüğünüz üzere. Burada tabii televizyon ünitemiz mevcut. Televizyon yerimiz burada. Televizyonun arkasında kullanılan malzeme patlak taş dediğimiz doğal taştan yapılmış.
Gerçekten hani eksik bir şey yapmamış. Hemen merdivenin yan tarafında da kitaplığımız mevcut. Burada kitap falan kullanabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bu açılıyor, evet. Ben şöyle bir bakayım. Evet, altında da Sinan Bey şöyle bir depo alanı, çiler alanı gibi bir şey. Burada da gizli bölme istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Zemin döşemesine gelince burada da BN seramik kullanılmış. 1.20'ye 60 ebatında BN seramiğin granitinden kullanmış. Renk uyumu harika. Yani tabandaki seramikle duvardaki boya aynı zamanda iç kapıların renklerini birbirine son derece şık ve güzel bir şekilde uyum sağlamış. Tabi merdiven gelince mermer değil. Merdivenlerden çıkarken merdivenleri çoğun derece güzel, pahalı bir malzemeden seçmiş. Biliyorsunuz mermerle ahşap arasında bir fiyat farkı var. Yani malzemeden ödün vermemiş. Tabi korkuluğa bakınca üst küpeştesi, ayakları ahşaptan yapılmış. Ara bölmelerinde daha değişik bir malzemeden dizayn edilmiş. Sevgili dostlar, tabi merdivenden çıkarken bitişik nizam demiştim. Hemen burada loca tarzında çok güzel ışıklandırma sistemi yapmış. Taşlarından kaplamış. Gerçekten hoş bir ev. Yani malzeme konusunda hiçbir şekilde kaçmamış. Yani malzemeyi çok güzel değerlendirmiş. Buradan çıkarken hemen önümüzde bir hol oluşuyor. Holdan genel bir banyoyu tanıtacağım. Klasik banyolardan işte beyaz rengi tercih etmiş, şeffaf duşakabin tercih edilmiş, klozet, Hilton dolap, klasik. Tabi pencere olması çok güzel. Banyonun içerisinde pencerenin olması gerçekten harika. Evet, birinci odamızı tanıtıyoruz. Sevgili arkadaşlar, birinci odamız yaklaşık 10 metrekare. Tabi önünde bir Fransız balkon var. Ben panjur sistemlerini şu anda açamıyorum. Çünkü gerçekten zamanda siz değerli müşterilerimize bugün gerçekten güzel portföyler getireceğiz. Çalışacağız Sinan Bey'le beraber. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız 22 metrekare. Evet, 22 metrekare. Dediğim gibi laminat parkeleri gerçekten şık yapılmış. Aynı zamanda laminat parkenin süpürgeli kısmı ile iç kapının renk uyumu birbirini gerçekten tamamlıyor. Ortaya kullanılan avize, ters ışıklar hakikaten iç açıcı. Sinan Bey, panjuru aşmadan şuradan da ön tarafta mini bir balkonumuz mevcut. Buradan görebiliyorsunuz. Güzel bir balkonumuz mevcut. Önümüz zaten cadde, geniş bahçeli, güzel bir villa. Burayı tanıttık şimdi. İki odamızı tanıttık, genel banyomuzu tanıttık. Şimdi üst kata çıkalım değerli arkadaşlar. Üst kata çıkarken gene klasik bir şekilde aşağıdan merdiveni tanıttığım gibi merdivenin devamı aynı malzemelerden çok şık bir dizaynla yapılmış. Buradan çıktık. Çatı katına, müştemilat katına burada sürgülü bir kapımız var. Önce burayı bir kapatayım. Kapattıktan sonra karşı tarafta genel banyoyu tanıtacağım sizlere. Evet. Genel banyomuzu gördüğünüz üzere sürgülü kapı değil. Bu normal açılır kapalır bir kapıdan yapılmış. Güzel de geniş bir duş yeri. Hemen burada da işte havluluk, kağıtlık, kirli ve temiz elbiseler yerleştirme alanı. Klozet, Hilton dolabı. Şurada da çamaşır makinesi yerimiz sevgili arkadaşlar. Altta konulacak şekilde dizayn edilmiş. Üstünde gene güzel dolaplarla dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada az önce bir kapı kapatmıştım. Onu açmak istiyorum. Normalde benim gözümde burası 3 artı 1. Tabi projede 4 artı 1 gözüküyor. Burayı kiler olarak kullanabilirsiniz. Oda olarak bana göre küçük. Ama tabi çocuk odası olabilir, genç odası olabilir. Gördüğünüz üzere alanımız bu. Hemen şurada pencerenin altında güzel dolaplarla yerleri yerleştirmiş. Tabii kullanış açısından güzel bir şey düşünülmüş. Hem burada hem karşı tarafta onlar da açılabilir kaplar. Buraya bir baza atılır. Çocuk odası yapabilirsiniz. Ama arkadaşımız 4 artı 1 diyor. Bana göre 3 artı 1. Şimdi 3. oda, 4. odayı gösterdim. Artık 4. oda diyelim ona. Şimdi diğer odaya geçtik. Burada ana yatak odamız sevgili arkadaşlar.
Burada çok güzel bir gömme dolabımız mevcut. Gördüğünüz üzere bu dolap. Şimdi şöyle burayı kapatalım. Yan tarafı da gösterelim sizlere. Evet. Çok kullanışlı, çok amaçlı. 80 santim derinliği olan bir yer. Yatak başları bu tarafa geliyor. Karşıda da işte şifonyer vesaire, makyaj yeri falan olarak kullanabiliyorsunuz. Ön tarafta da ufak bir balkonumuz var. Dediğim gibi bugün Aydın Didim Altınkum mahallesindeyiz. Yani Yeşilkent bölgesindeyiz. Gördüğünüz üzere 4 artı 1 bir villa tanıttım size. Bunu daha önce de çekmiştim. Gene söylüyorum, dövizin oynak bir kuru olduğundan dolayı fiyatlar değişiyor sevgili arkadaşlar. Pahalı bir bölgedeyiz. Yani arsa olarak pahalı bir bölgedeyiz. Şimdi fiyat değişiklikten dolayı tekrar çekim yapmak zorunda kaldık. Tabii biz şeffaf çalışıyoruz. Yani fiyatlar güncel olmalı bence. Bazı arkadaşlarımız çekiyor. 2 ay sonra tabii güncel yapmayınca da müşteriye mahcup oluyor. Biz öyle yapmıyoruz. Güncel fiyatlar neyse anlık, günlük güncel fiyatlarla karşınıza çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu gördüğünüz güzel villamızın fiyatı 2.100.000 TL. 2.100.000 TL. İçinde gördüğünüz beyaz eşyada fırın var, aspiratör var, set üstü ocak var. Bir tane de klima mevcuttur. Bunlar da hediye veriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.